Bir dünya starını ağırlıyoruz şu dakikalarda. CNN Türk ve A Haber ortak yayınında Jennifer Lopez canlı yayınımızda. Welcome to İstanbul. Hoş geldiniz İstanbul'a, hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Zamanınız kısıtlı biraz. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Herkesin kalbini fethettiniz İstanbul'da. Konser nasıldı, ortam nasıldı, neler hissettiniz? Şunu söylemem lazım. En ilginç, en şaşırtıcı anılarımdan bir tanesi ilk dünya turnem. İlk kez geliyorum. 3 konser veriyoruz arda arda. Herkes çok sıcakkanlı, çok eğlenceli, çok heyecan verici bir ortam vardı. Zannediyorum uzun süre hafızamda yer alacak ve sahnede geçirdiğim zamanlar, Türkiye'de geçirdiğim zamanlar hep hafızamda olacak. Bir kez daha geleceksiniz herhalde mutlaka. Benim de bir sorum olacak size. Sizin en çok kazanan yıldızlardan birisi olduğunu biliyoruz dünyadaki. Peki bu parayı nasıl kullanıyorsunuz, nasıl yatırım yapıyorsunuz, nasıl mı yatırım yapıyorum? Sizin özellikle burada da Türkiye'de de yatırım yaptığınızı biliyoruz bazı projelere. Bu projeyi seçme sebebiniz neydi? Metropol İstanbul projesini seçme sebebiniz neydi? Aslında farklı şeyler arıyordum. Yani mesela tabii ki benim için bunu anlamak çok zor. Gerçek olduğunu görebilmek çok zor. Mesela en çok kazanan diyorsunuz ama sadece biraz akılcı davranmaya çalışıyorum. Öncelikle sevdiğim bir yer olmasına dikkat ediyorum. Yani bir kez daha görmek istediğim, yeniden gelmek istediğim bir yer olmasına dikkat ediyorum. Ve benim üzerimde iyi bir izlenim bırakan yerler olmasına dikkat ediyorum. Ve akılcı bir yatırım olsun istiyorum. Yani İstanbul'daki en yüksek binalardan bir tanesi, başarılı bir gayrimenkul projesi ve bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Peki büyük bir markasınız aslında. Bir yandan da annesiniz. Nasıl dengeliyorsunuz? Bunlar aslında farklı şeyler. Herkesin, yani çalışan annelerin verdiği bir mücadele. Her anne de bunun farkındadır, bilirler. Önce çocuklar gelir her zaman ve daha sonra da her şey çocuklardan sonraya gelir. İkinci sırayı alır. Yani bir marka olduğunuzu düşünmezsiniz. Şarkıcı olabilirsiniz, dansçı olabilirsiniz ya da sanatçı olabilirsiniz ama tabii ki öncelikle her şey anne olmakla başlıyor. Yani ben daha çok sanki bunu yaparken bir yandan annelik yaparken benimle birlikte çalışan bu harika insanlarla onların kararları bana hep yardımcı oluyor ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir yandan kariyerim, bir yandan da çocuklarıma sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnanılmaz bir enerjiniz var bir yandan sahnede. Çok şaşırtıcı hakikaten. Herkes de sizi hayranlıkla izliyor. Bu enerjiyi nasıl buluyorsunuz peki? Aslında bugün çok da 3 konserden sonra, arda arda verdiğim 3 konserden sonra bugün biraz yorgunum, o kadar fazla enerjim yok ama sahneye çıktığımda konser biliyorsunuz belli bir şekilde düzenleniyor, hazırlanıyor ve belli bir enerji gerektiriyor ve insanlar benden dans etmemi bekliyor, onları coşturmamı bekliyor bu konserlerde, sahne şovlarında. Ama bu adrenalin aslında ben izleyiciden, seyirciden, hayranlarımdan alıyorum. Onların enerjisi bir şekilde bana yansıyor. Onu gördüğünüzde siz de zaten engel olamıyorsunuz. Bulaşıcı bir coşku, bulaşıcı bir enerji oluyor. Birbirimizi besliyoruz diyebiliriz. Çok çok teşekkürler. Peki ne bekliyor bundan sonraki turnede? Aslında hemen hemen sonuna geldik. Neredeyse Haziran'dan beri yapıyoruz. Ve bir Noel'de vereceğimiz kısa bir aradan sonra, orada çünkü evde olmak istiyorum, bir yere gitmek istemiyorum. Daha sonra bir film var Ocak sonunda. Zannediyorum biraz onun tanıtımıyla uğraşacağız. Ama biraz daha süreci yavaştan alacağız. 10. albüm üzerinde çalışacağız. 10. albümü bu yılda çıkarıyor olacağız. Zannediyorum bir aksiyon filmi mi olacak? Evet, aslında Taylor Hack yönetmenlerden, biraz Jason Statham'la bir projemiz olacak. Dolayısıyla ikisinin projelerinin biraz birleşimi, karışımı olacak. Bilemiyorum şimdi ama
zannediyorum biraz Jason Statham'ın hayranlarından hayranlarının beklediği şeyi verecek. Çünkü aksiyon olacak, çok heyecan verici bir film olacak ama muhtemelen Taylor'ın da aynı şekilde biraz daha karaktere, biraz daha dramaya odaklandığı bir film olacak. İkisinin birleşimi olacak. Çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum. Bütün gençler için bir rol modelsiniz. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Bence aslında bu odaklanmayla alakalı bir şey. Çok ciddiye almamak lazım. Evet, işinizi ciddiye alın ama kendinizi çok da ciddiye almamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Omuzlarınızda büyük bir sorumluluk olabilir ama yaptığınız şey hoşunuza gidiyor mu? Bir yandan elinizden geleni yapmak çok önemli ama bir yandan da eğlence işindeyiz. En önemli şey diğer insanların eğlenebilmesi sağlayabilmek ve bizim işimiz bu. Bu yüzden de bunu yapabilmekten de çok mutluyum, memnunum. Şimdi İstanbul'da bir eviniz var. Türk halkının da kalbini fethettiğinize göre sizi burada daha sık göreceğiz mi acaba İstanbul'da? Görebilirsiniz, bilemiyorum. Tekrar gelmeyi bekliyorum çünkü benim üzerimde çok güzel bir izlenim bıraktı İstanbul ve Türk halkı. Yeniden gelmeyi dört gözle bekliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you so much. It was very nice meeting you too.